John Kehoe. Bazen hayatta bir amacımız olduğunda bunu başarmak için o kadar çaresiz kalırız ki bu çaresizlik tam tersi sonuçlara yol açabilir. Elbette benimle zihin gücü yönetim sistemini çalışanlarınız orada deneyimlediğiniz herhangi bir duygunun, herhangi bir hissin bir enerji olduğunu, belirli bir titreşim olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Ve bir şeyi umutsuzca istediğinde amacına ulaşmanı engelleyen şeyin bu enerji olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle umutsuzluğun enerjisini dünyaya iletmek asla gerekli değildir. Bunun yerine kendinize güven duymanızı, ilgi duymanızı, gerekli olan her şeyi yapmaya istekli olmanızı, ancak umutsuzluğa kapılmamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle diyebilirsiniz ki, bir şeyi bu kadar umutsuzca istemekten nasıl vazgeçebilirim? Kendinizi bir kanaat ve inanç duygusuna teslim ederek umutsuzca bir şey istemekten vazgeçirebilirsiniz. Vazgeçmek kelimesini kullandığımda pes etmeniz gerektiğini kastetmiyorum. Arzunuzu bırakıp arzunuzun gerçekleşeceğine dair kanaat ve inancı bulmanızı kastediyorum. Unutmayın, milyonlarca insanda etkili bir şekilde çalışan, zihnin gücünü kontrol etmek için emrinizde bir sistem ve birçok teknik var. Neden sizin için de işe yaramasın? Kendinize şu soruyu sorun. Bu sistem milyonlarca insan için etkili bir şekilde çalışıyorsa neden benim için de işe yaramasın? Ve sonra elbette işinize yarayacağını anlayacaksınız çünkü benim verdiğim sistemi aynen uygulayacaksınız. Ve ne kadar şanslı olduğunuza dikkat edin. Onların hiçbirini icat etmek zorunda değilsiniz. Size metodolojisiyle listelenmiş yasaları bir araç olarak verdim. Bildiğiniz her şeyi tam olarak ortaya koyuyorum ve yapmanız gereken tek şey verdiğim uygulama tekniklerinde yapılacak olan sistemi takip etmek ama bunu çaresizlik içinde yapmak değil. Son bir umutla yapmak ve bunu her fırsatta herkesin görebileceği şekilde yapmak. Uyumadan önceki gece bugün için planınızda yer alan zihnin gücünü yönetmek için tüm egzersizleri yaptığınızı kendinize sakince söyleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeye zaten sahip olan bir dünyaya güvendiğinizi söyleyebilirsiniz. Dünyada herhangi bir şey mümkünse bunun sizin için de mümkün olduğunu ve hayatınıza gireceğini bilerek bu çaresiz mücadeleyi bırakmanıza izin verin. Ve sabah uyandığınızda hedefe en az bir adım daha yaklaşmak için pratikte, gerçekte yapılması gereken her şeyi yapmak için güne bu egzersizlerle başlarsınız. Size bu dinginlik hissini verecek olan her gün yapılan gerçek eylemlerdir ve zihninizle yapılan sürekli güçlendirme antrenmanlarının yardımıyla hedefinize ulaşmak için tüm bu gerçek eylemleri adım adım uygulayabileceksiniz. Ve herhangi bir umutsuzluğa, çılgın bir özleme gerek yok. Umutsuzluk, başarılı bir sonuca ulaşma formülünün bir parçası değildir. Bir hedefe ulaşmak istediğinizde içinizi kaplayan his umutsuzluk mu oluyor yoksa kuvvetli bir inanç mı? Yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videoları kaçırmamak için abone olup zile tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun. Thank you.